Five Nights at Freddy's serisi, çocukların sevimli dünyasındaki şirin karakterlerin bitmek bilmez bir lanet ile yozlaşması ve hayal gücüyle umudun yerini korku ve dehşete bırakmasını konu alan bağımsız bir korku oyunu serisidir. Seride çıkan her yeni oyun ile birlikte şeytani karakterler çözülmüş, karanlıkta sakladıkları sırlar açığa çıkarılmıştır. Tabii tek bir istisnayla. Şu anda bile oyuncuların kafalarında soru işaretleri bırakan bu ürkütücü karakterin oyun içinde resmi bir adı yoktur. Fakat oyuncular görünümünden ve davranışlarından yola çıkarak bu karaktere The Puppet yani kukla demektedir. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Five Nights at Freddy's gizemleri The Puppet'a hoş geldiniz. The Puppet, tahta çubuklar ve iplerle kontrol edilen Marionette adlı kuklalardan ve Jack in a Box adlı oyuncaklardan esinlenerek tasarlanmıştır. Jack in a Box adlı oyuncak, bir kutu, bir kol ve kutunun içinde duran soytarı tarzı bir modelden oluşmaktadır. Kol döndürüldüğünde genelde Pop Goes the Weasel adlı bir şarkı çalmaya başlar ve şarkı bittiğinde model dışarı çıkar. Five Nights at Freddy's 2'de de görüntü kamera 11'e çevrilip çalan şarkı başa sarılmazsa şarkı bittiğinde Puppet dışarı çıkar ve oynanan karakteri öldürür. Kamera 11'de başa sarılması gereken şarkı My Grandfather's Clock, kendisine dedesinden miras kalan yaşlı bir adamın sarkaçlı saatini konu almaktadır. Şarkıda saatin işleyişi yaşlı adamın hayatına bağlıdır ve yaşlı adam öldüğü zaman saat de durur. Tıpkı şarkı geriye sarılmazsa Puppet'ın oyuncuyu öldürmesi gibi. Marionet bu karaktere verilen başka bir addır. O da daha önce bahsettiğim gibi iple kontrol edilen kuklalardan gelen bir isimdir. Her ne kadar adı Marionet olsa da oyunda ipleri oynatıcısı olmadan da istediği her yere gidebilir. Maskesi de optik bir illüzyon yaratır. İlk başta neşe dolu, mutlu bir ifade gibi görünse de oyuncuya saldırdığı zaman yüzündeki o neşe dolu ifade tekinsiz, şeytani bir gülümsemeye dönüşür. Ve yine saldırırken dikkatlice baktığınız zaman bir anlığına Puppet'ın maskesinin sol gözünün arkasında gerçek bir gözün yer aldığını görebilirsiniz. Puppet herhangi bir iç iskeleti barındıramayacak kadar ince olduğundan o gözün tam olarak kime veya neye ait olduğu başlı başına bir gizem ve tartışma konusudur. Ayrıca Puppet yine saldırırken oyuncunun giydiği Freddy Fazbear maskesini önemsemez. Sanki gerçekten de maskenin altında başka birisi olduğunu sezer veya bir şekilde bilir. Puppet'ın oyun içinde bahsi geçen tek yer telefondaki adamın bize onun hakkında söyledikleridir. Puppet'tan şöyle bahsetmiştir. Dürüst olmam gerekirse o kuklayı hiç sevemedim. Sanki her zaman düşünüyor gibiydi ve de her yere gidebiliyor. Telefondaki adamın bizlere verdiği bu bilgiden ve Freddy Fazbear maskesini görmezden gelmesinden yola çıkarak Puppet'ın belli bir bilinci olduğunu söyleyebiliriz. Five Nights at Freddy's 3'te yepyeni bir animatronikle yüzleşiriz. Springtrap. Oyunun içinde başka bir animatronikle uğraşmamamızın sebebi de diğer bütün animatroniklerin yok olmuş olmasıdır. Tabii yine bir tanesi hariç. Hangisi olduğunu biliyorsunuz değil mi? Evet, Puppet. Üçüncü oyunda kamera 8'de ortaya çıkan Puppet'ın halüsinasyon olduğu düşünülmüştü. Ama daha sonra yerdeki yansımasının fark edilmesi bir halüsinasyon değil, gerçek olduğunu ortaya çıkardı. Yani Puppet diğer animatronikler gibi ölmemiş, bir şekilde kurtulmuştu. Bu bile başlı başına Puppet ile diğer animatronikleri ayrı kategorilere koymaya yeter. Puppet ayrıca mekanın lanetli kalmasından da kısmen sorumludur. Give Gifts, Give Life adlı mini oyunda Puppet'ın kontrolünü ele alırız. Puppet olarak odanın köşelerindeki çocuklara ilk başta birer hediye veririz. Bunu yaparken ekrana Give Gifts yani hediyeleri ver yazar. Daha sonra çocuklara animatronik kostümlerini dağıtırız. Bu sırada da ekranda Give Life yani hayat ver yazar. Five Nights at Freddy's 2 çıktığında birçok yeni karakterlerle tanıştık. Bu karakterler bizleri korkunç duygular içinde boğdu. Karakterlerden bir tanesi belki de en ilginci Puppet'tı. Puppet her ne kadar ilk kez Five Nights at Freddy's 2'de bizlere tanıtılsa da ilk oyunda da varlığına dair izler bırakmıştı. Serinin birinci oyununda duvarlarda ara sıra farklı şeyler görürüz. Gördüğümüz bu şeyler bazen geçmişe ait gazete parçaları olur, bazen çocukların çizimleri olur. Nadir zamanlarda Golden Freddy kendini duvarlarda belli ediyordu. Ama arada sırada duvarlarda ağlayan bir çocuğun fotoğrafı da belirlenmektedir. Birçoğumuz o zamanları bu resmi sıradan bir detay zannetmiştik. Belki o zamanlar öyleydi, belki de ta en başından beri planlanmış bir şeydi. Ama bu resim Puppet'ın yüzüne çok benziyordu. Bu da Puppet'ın bir şekilde ilk oyunun geçtiği mekana etkilediğini gösterebilir. Ama Puppet fiilen orada vardı zaten. Sadece biz oyuncular farkına varmamıştık. Five Nights at Freddy's 2'nin geceleri arasında bazı sinematikler vardır. Bu sinematiklerde Freddy, Chica ve Bonnie gibi animatroniklerin eski modellerini sahnede gördüğümüz için sinematiklerin ilk Five Nights at Freddy's oyununun geçtiğinde olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü sinematikte Bonnie ve Chica'ya Golden Freddy de eklenmektedir. Fakat bu Golden Freddy aynı oyundaki Golden Freddy değildir. Yıpranmamış bir haldedir ve daha çok ilk oyundaki Golden Freddy'ye benzemektedir. Son sinematikte orijinal Golden Freddy yer almaz. Bonnie ve Chica vardır ama onlar da ilk sinematikteki gibi birbirlerine bakmaktadırlar. Ama bize bakan başka bir karakter vardır. Puppet. Puppet bu sinematikte içimize korku saçan gözlerle bizlere bakmaktadır. Oyundaki en ilginç iki karakter hiç kuşkusuz ilk oyundaki Golden Freddy ve daha sonra seriye eklenen Puppet'tır. Davranışları hayaletlere benzeyen, sadece paranormal unsurlarla açıklanabilen bu iki karakter oyunun gizli hikayesi açısından da diğer animatroniklerden daha önemlidirler. Peki bu iki gizemli karakterler arasında bir bağ olabilir mi? Tabii ki. Az önce açıkladığım gibi Five Nights at Freddy's 2'nin geceleri arasında bazı sinematikler vardır. Sondan bir önceki sinematikte Golden Freddy varken son sinematikte onun yerini Marionette yani Puppet alır. Bu da ikisi arasındaki ilk bağı oluşturur. Puppet'ın Freddy Fazbear Pizza'da nasıl dolaştığı geceler sırasında görünmez. Sabit bir şekilde koridorlarda durduğu gözlemlenmiştir. Ama boyu çok uzun olduğu için ayaklarının olması gereken yerde tam olarak ne olduğu bilinmez. Yine de mini oyunlarda görüldüğü kadarıyla Puppet yürümemektedir. Havada süzülerek hareket etmektedir. Bu da ona bambaşka bir boyut verir. Oyunda böyle paranormal özellikler sergileyen tek diğer karakter Golden Freddy'dir. Bu da karakterler arasındaki ikinci bağdır. Golden Freddy ilk oyunda ortaya çıkmadan önce belirli halüsinasyonlar belirmekteydi. Bu halüsinasyonlarda ismi yazları, Bonnie veya Freddy'nin daha önce hiç görülmemiş halleri ve de Golden Freddy'nin kafası vardı. İkinci oyunda da Puppet aynı özellikleri sergiler. Eğer oyuncu müziği geri sarmazsa ve müzik sonuna kadar sürerse Puppet oyuncuya saldırmadan önce ana koridor kamerasında halüsinasyonlar belirir. Bunların arasında Puppet'ın maskesinin değişik versiyonları da yer alır. Bu benzer halüsinasyonlar da karakterler arasındaki üçüncü bağı oluşturur. İlk karakterin de gözlerinin olup olmadığı tam olarak belli değildir. Puppet'ın maskesinin arkasında bir göz vardır. Fakat hiçbir şekilde kullanılmaz. Bu yüzden de kime ait olduğu bilinmez. Ama iki karakterin de gözlerinin olması gereken yerden beyaz, noktasal bir ışık görülür. Bakıldığı zaman oyuncuların tüylerini ürperten bu tuhaf beyaz noktalar da aradaki dördüncü bağı sağlar. Beşinci bağı bir mini oyundan öğrenmekteyiz. Yine Give Gifts, Give Life mini oyununda Puppet kullanılarak hediyeler ve kostümler verildikten sonra ekranın ortasında 5. bir çocuk çıkar. 5. çocuk çıktıktan çok kısa bir süre sonra da Golden Freddy jumpscare gelir. Bu da aradaki 5. bağı sağlar. Aradaki son bağ ise en bariz ve en sağlam olanıdır. Custom Night adlı bir mekanikte gecelerde ortaya çıkan animatroniklerin zorluk seviyeleri teker teker ayarlanabilir ve oyuncunun isteğine göre bir zorluk tarzı geliştirilebilir. Ama hem ilk oyunda Golden Freddy'nin hem de ikinci oyunda Puppet'ın Custom Night'teki zorluk seviyesi ayarlanamaz. Bu da onların diğer animatroniklere hiç benzemediğini gösterir. Peki tüm bunlar ne demek? Puppet ve Golden Freddy arasındaki bu ilişki neyi gösteriyor? Buna şu an için cevap veremeyiz. Ama belki gelecekte çıkacak serinin özüne dönen başka bir Five Nights at Freddy's oyunu bu soruya cevap verebilir. Fakat o güne kadar gizem perdesi aralanmayacak. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Abone olmak veya daha fazla gizem videosu izlemek için ekrandaki resimlere tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.